Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Yaş. Radyo için yazan Can Kapyalı, yöneten Ejder Akışık, efekt Mehmet Turgut, ses alma teknisyeni Ersen Başkurt. Sanatçılar: Müzeyyen Ümit Sergen, Sadi Erol Kardeseci, babaanne Macide Tanır, Tuna Alev Sezer, Rona Arsen Gürzap, Nilgün Zuhal Yöntem, Fatoş Elçin Şanal, Fikret Selçuk Yöntem. Kime yapıyorsun onu babaanne? Ne dedi? O elindeki şeyi kime yapıyorsun diyorum. Dilinin zoruna bak. Ne diye bağırıyorsun öyle? Daha sağır değilim hamdolsun. Ablama değil mi? He? Sen bana böyle güzel şeyler yapar mısın zaten? Ablan kız. Sen evlendiğin vakit karının annesi de sana yapar. Aman babaanne, boş ver şimdi bunları. İşine gelmedi mi boş ver. Koskoca herif oldun. Darülfünun'a gidiyorsun. Bir kere onun adı Darülfünun değil, üniversite. Sen benim yanlışımı çıkartacağına kendi işine bak. Sınıfını geçtim diye evin içine girmez oldun. Geçtim tabii ya. Gelecek yıl 3. sınıf öğrencisiyim. Bir yıl sonra da okul bitiyor, ne haber? Hadi bakalım inşallah. Allah cümlesininkinle birlikte sana zihin açıklığı versin. Eksik olma babaanneciğim. Annem yok mu? Efendim? Annem yok mu diyorum. İyi. Annem dışarı mı çıktı? Aman bağırmasana canım, ne diye bağırıp duruyorsun öyle? Nereye gidecek annen? Evde. Sabahtan beri ablanı bekliyor. Doğrusu ayıp etti Rona, hiç yakıştıramadım. Benim bildiğim insan bir kere söz verdi mi ne yapıp yapıp verdiği sözü yerine getirmeye bakmalı. Allah'a ısmarladı, dün akşam gelmeyecek miydi onlar? Dün akşam geleceklerdi ama kocasıyla bir yere davet edildikleri için gelememişler. Ne halleri varsa görsünler. Şunun şurasında birkaç günlük ömrüm kalmış zaten. Ablama kızıyorsun ama yine de aklın fikrin onda. Ne zaman görsem durmadan bir şeyler örüyorsun. Hele bir evlen, seni de görürüz. Çoluğa çocuğa karışınca babaannem haklıymış dersin. Hiç de değil. Ben şimdi ne düşünüyorsam o zaman da aynı şeyi yaparım. Çok duyduk biz bu lafları. Bekara karı boşaması kolay gelir. Bir vakitler baban da zart zart öterdi ama şimdi süt dökmüş kedilere döndü. Peki ne derdi babam, ha babaanne? Hadi dertimden başımdan tın, hadi git. Deminden beri tır incir çekirdeği doldurmayan laflar ediyorsun. Git de dersine çalış. Dersin yok mu senin? Ne dersi be babaanne? Yaz ortasında ders mi olurmuş? Bu akşam arkadaşlarla sinemaya gideceğiz. Yolunuz açık olsun. Benle uğraşma da ne yaparsan yap. Ne oluyor Tuna? Ne diye kızdırıyorsun babaanneni? Ben hiç babaannemi kızdırır mıyım anneciğim? Babaannelerin en güzelidir o, ha? İnanmasan bak. Dur. Dur diyorum sana. Yo, öpmeden bırakmam. Dur. Kadın rahat bırak. Aman dur diyorum. Sakallarım batıyor kocamız simit. Koskoca çocuğa yakışmayacak şeyler yapıyorsun. Ne yapıyorum ki anneciğim? İnsanın babaannesini öpmesi suç mu? Neredeydin? Arkadaşlarlaydım. Daha önce de söylemiştim sana, böyle arkadaşlarlaydım falan istemiyorum ben. Sınıfını geçtin diye ses çıkarmıyoruz. Aklına ne gelirse yapıyorsun.
Dün akşam babam Fikret Bey'e telefon etmeni söylemişti. Ettin mi? Hayır, etmedim. Neden? Söyledim ya anne. O adamın yanında çalışmak istemiyorum ben. İstemiyorum ne demek oğlum? Arada enişten var diye kabul etmiş Fikret Bey. Bu zamanda 3 ay için kim kimi yanına alır? Böyle boş boş dolaşmayı aklından çıkart Tuna. Boş boş dolaşmıyorum ki anne. Biliyorsun haftanın 3 günü Nuri'ye gidiyorum. Ne işe yarıyor Nuri'ye gitmen? Çömlekçi mi olacaksın? Ne çömlekçisi anne? Seramik çalışmaları yapıyor Nuri. 2 kez sergi açtı. Ben onu bunu bilmem işte. Akşama babanla görüşür bir karara varırsınız. Rona'dır bu, Rona'dır. Şu masanın üstündekileri kaldır orta yerden Tuna'cığım. Hadi. Tuna. Efendim babaannem. Bana konsolun üstündeki hapımla yarım bardak su veriver yavrucuğum. Peki babaanneciğim. Şener niye gelmedi? Söyledim ya anneciğim. Şener bugün öğleye kadar çalışacak, sonra birlikte size gelecektik. Çok önemli bir işi çıkmış. Akşam eve geç dönecekmiş. Bu yüzden babamı da göremeyeceği için çok üzüldü. Öğleden sonra babamın dairesine telefon edip ala ısmarladık diyecek. Akşama bizimle birlikte yer öyle dönerdiniz. Olmaz anneciğim, sonra sabah kalkamayız. Babaanneciğim nasılsın? Eksik olma yavrucuğum. Bu yaştan sonra bizlerin iyiliği kötülüğü mü olur? Bak bakalım beğenecek misin? Sana yaptım bunu. Ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Tuna yok mu? Evde, yukarı çıktı herhalde. Ne zaman gidiyorsunuz? Yarın erkenden gidiyoruz. Ben önce arabayla gitmek istemedim ama Şener daha rahat olur diyor. Ne haber abla? Ne zaman gidiyorsunuz Bodrum'a? Yarın erkenden yola çıkıyoruz. İlk geceyi İzmir'de geçireceğiz anneciğim. Hazır İzmir'e gitmişken Jale'lere de uğrasıydınız. Balayı gezimizde de akraba akraba dolaşacak değiliz ya. Hem Şener hoşlanmıyor öyle şeylerden. Zaten İzmir'de bir gece kalıp ertesi gün hemen Bodrum'da olacağız. Şener Bey oğlum nasıl Ronacığım, iyi mi? Çok çok selamı var babaanne, ellerinizden öpüyor. El öpenleri çok olsun. Pek kibar çocuk maşallah. Terbiyeli, tahsilli, mevki sahibi. Darısı Tunacığımın başına. Tuna! Tuna kapıya bak! Açıyorum anne. Ne kadar kalacaksınız? Sanırım 15 gün kadar. Şener daha fazla kalamayacağımızı söyledi. İngiltere'den iş adamları gelecekmiş. Onlarla muhakkak görüşmesi gerek. Babam nasıl anne? Nasıl olacak? Bildiğin gibi bizleri nasıl bıraktıysan öyleyiz işte. Değişen hiçbir şey yok kızım. Nilgün Hanım geldi anne. Nilgüncüğüm hoş geldin. Rona ile konuşmaya dalmışız, kusura bakma kızım. Ben de girmeyecektim zaten. Tuna ablasının burada olduğunu söyleyince gitmeden önce bir göreyim dedim. Nasılsın Rona? Ne zaman gidiyorsunuz? Yarın gidiyoruz Nilgün. Ismarladığın şeyleri unutmadım. Gelirken getireceğim. Teşekkür ederim Ronacığım ama benim için zahmete girmeni istemiyorum. Siz oraya eğlenmeye gidiyorsunuz. Nasılsınız babaanne? İçim geçmiş. Allah müstahakını versin kız. Ödümü patlattım. Öp bakayım. Öpeyim. Rahatsız falan değilsiniz ya. İyisiniz değil mi? Çok şükür. Hiçbir şeyim yok evladım. Baban nasıl? İşe gidiyor mu? Evet gidiyor. Yoruluyordur adamcağız, o yaşta kolay değil. Hadi bakalım elini çabuk tut artık, sıra sana geldi. Babacığın bu yaştan sonra bir köşeye çekilip torunlarını görmek ister. Varı yoğu sensin adamcağız. Bana hiç böyle şeyler söylemiyorsun babaanne. Müzeyyen. Söyle şu oğluna terbiyesine takılsın. Kime çekmiş bu böyle, bir türlü anlayamadım. Şaka yapıyor babaanneciğim. Çocuksa çocukluğunu bilsin canım. Büyükler ciddi ciddi konuşurken öyle ulu orta lafa karışmasın. Özür dilerim babaanneciğim, bir daha yapmam. Konuşmuyorum ben seninle. Şu kadına takılmasan olmuyor değil mi? Kusura bakmayın, bu çocuk bende akıl fikir bırakmadı vallahi. Şimdi birer fincan kahve yaparız, baş başa içeriz. Anneciğim ben fazla kalamayacağım, Nilgün'le içersiniz siz. Yo olmaz, bir fincan kahve içmeden gitmek olmaz. Hemen hazırlar getiririm, bir dakika bile sürmez. Tuna! Efendim anne. Buraya gel biraz. Fatoşları görüyor musun? Hem de çok sık Nilgüncüğüm. Annemle babamı bilirsin, oyundan filan pek hoşlanmazlar. Şener Konke'ni çok seviyor. Bu yüzden Fatoş da kocası ve diğer arkadaşlar haftada birkaç gün sırayla birbirimize toplanarak Konken oynuyoruz. Peki ya sen ne yapıyorsun? O sözünü ettiğin yerde çalışmaya başladın mı? Çok sıkılıyorum Rona. Çalışsam belki her şeyi düzelir, değişir, belki avunurum diye düşünüyorum ama ona da babam izin vermiyor. Konuş onunla Nilgün. Bütün gün evde oturamayacağını söyle. Söylemediğimi mi sanıyorsun? O zaman da arkadaşının oğluyla evlenmek istemeyişimi başıma kakıyor.
Her istediğini yapıyorum Rona. Bundan şikayet etmediğimi de bilirsin. Ama birazcık da onun beni anlaması gerek. Haklısın. Ama biliyorsun seninkine benzer dertler bende de vardı. Evlilik her şeyi değiştiriyor. İnsanı bambaşka bir havaya sokuyor. Eskiden seni etkileyen olayların yavaş yavaş kaybolduğunu görüyorsun. Değişik çözümler bekleyen bir sürü yeni sorunla karşılaşıyorsun. Bu yeni sorunlar birçok şeyi unutturuyor sana. Öyle çok şeyi unutmam gerek ki benim. Büyütüyorsun Nilgün. Her şeyi bu kadar fazla büyütmeye gerek yok. Geçen gün Şener'le seni konuştuk. Her şeyi anlattım ona. Bodrum'dan döner dönmez seninle ilgileneceğini söyledi. Hem onların yanında çalışırsan baban hayır diyemez. Teşekkür ederim. Şener Bey'e de çok teşekkür ettiğimi söyle. Bunca yıllık arkadaşız biz. Artık akraba sayılırız. Müziyen nerede? Çocuklar dışarı mı çıktı? Kahve yapıyor babaanne, şimdi gelir. Ay bana yapmasaydı keşke. İçmem, hiç canım istemiyor. Bugünlerde üzerinize afiyet, hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Her yanım kırılıyor. Arada sırada bir çarpıntı geliyor, pır 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 havaya uçacak gibi oluyorum. Perhizinize dikkat ediyor musunuz? Ne yapıyor muyum? Perhizinize dikkat ediyor musunuz diyor. Aman ilahi çocuk, geçen gün gümrükçünün hanımı da aynı şeyi söyledi. Hiçbir şey yediğim yok vallahi. Bir perhizdir tutturmuşlar gidiyor işte. Sabahtan akşama kadar boğazıma bir lokma şey koymuyorum. Onu yeme, bunu yeme, hastalanıyorum tabii. İnsan acıcını yaşar mı hiç? Şimdikiler çok şey biliyorlar. Herkesin kafasından bir ses çıkıyor işte. Periz'den söz ettin mi yandın. Dokunacak ne varsa yiyor, ondan sonra da hastalanıyor tabii. Babam da öyle. Yaşlıların hepsi birbirine benziyor. Hele perhizden söz açtı mı üzerlerine toz kondurmuyorlar. Kahveler hazır çocuklar. Şöyle baş başa verip keyifli içelim. Zahmet oldu size. Zahmet olur mu hiç? Sabahtan beri ayaktayım zaten. Bahaneyle ben de dinlenirim. Eline sağlık anneciğim. Çok güzel olmuş. Geçen gün Şener'le birlikte fabrikalarının kuruluş balosuna gittik. Fabrikanın sahibinin kızının üzerinde nefis bir tuvalet vardı. Görsen bayılırdın Nilgün. Görmeyi çok isterdim ama nerede? Ben daha öyle yerlere adımımı bile atmadım. Atarsın, atarsın. Daha çok gençsiniz. Her şeyi yapmaya zamanınız var. Baban Sadi Bey'e seni arkadaşının oğluyla evlendirmek istediğini söylemiş. Babam kendi kendine gelin güvey oluyor. Neden? Sadi Bey de tanıyormuş çocuğu. Nilgün buna da hayır demesin, tam ona göre dedi. Ben evlenmeyi düşünmüyorum henüz. Düşünmüyorum, olur mu hiç? Babanın tek arzusu seni evlendirmek. Hayattayken bir yuva sahibi olduğunu görmek istiyor senin. Gerçeği söylemek gerekirse bizler de aynı şeyi istiyoruz kızım. Rona bu işi yaptı, şimdi sıra sende. Nilgün çocuk değil anneciğim. İleride mutlu olması için böyle önemli bir konuda her şeyden önce kendisinin karar vermesi gerek. Hem belki aklında başka birisi var. Durmadan sıkıştırıyorsunuz kızı. Bunu da nereden çıkartıyorsun Rona? Şaka ediyorum canım. Üstüne öyle çok düşüyorlar ki senin namına ben sıkılıyorum. Elbette düşeriz. Çünkü Nilgün de bizim kızımız sayılır. Hem ne çabuk unuttun. Bir zamanlar sen de evlenmem diye tutturmuştun. Haklısın anneciğim. Nilgün'ün evlenmesini en az sizler kadar ben de istiyorum. Bir yuva kurmak, hayatı her yönüyle tanımak güzel şey. Saat kaç çocuklar? Kusura bakmayın, uyuyakalmışım. 4:30 babaanneciğim. Anne, hani şu senin gelinliğinden kalma porselen çay takımın vardı. Hiç kullandığını görmedim. Geçen gün Fikret Beylere gittiğimizde o takımın bir benzeri vardı onlarda da. Nilgüncüm, şimdi bu tür şeyler öyle moda oldu ki herkes evinin bir köşesinde antika bir şey olsun istiyor. Onu bana verir misin anne? Nasılsa burada kullanılmıyor. Vermesine vereyim ama ne yapacaksın o eski şeyleri Ronacığım? Olsun, istiyorum ben. Ama sen saklayacağım dersen almam tabii. Yok canım, saklayıp da ne yapacağım ben onları? Madem ki şimdi moda olmuş o eski şeyler, istiyorsan vereyim sana. Hadi gel benimle de yukarıdan alalım. Nilgün yabancı değil nasılsa. Bizi bir dakikacık bekleyiverir. Tabii tabii, çıkın siz. Şu dergilere göz atarım ben de. Babaannem uyuyor galiba. Ben de yandaki odadaydım. Annemler yukarı mı çıktı? Evet, yukarı çıktılar. Neden gelmedin dün? 1:30'dan 5'e kadar boşu boşuna beklettin beni. O gün babanı işe giderken görmedim.
Belki rahatsızlanmıştır, evde kalmıştır diye düşündüm. Çok güzel çocuksun ama kafan bazen hiç çalışmıyor Tuna. İnsan durumu anlamak için bir uğrar. Hadi gel şöyle yanıma. Babaannem var, görmüyor musun? Görüyorum, uyuyor. Hadi gel. Yoksa istemiyor musun? Şimdi sizinkiler içeri girip bizi böyle el ele görseler ne yaparlar dersin? Bırak şimdi bunları. Dün gelemediğim için mektup yazdım sana. Mektup mu yazdın? Çok komiksin Tuna. İnsan aynı mahallede oturduğu bir kişiye mektup yazar mı? Bilmiyorum. Dur canım, hemen kızma. Dün bir mektupta ben sana yazdım. Doğru mu söylüyorsun? Tabii doğru söylüyorum. Bu akşam ya da yarın sabah eline geçince görürsün. Çalışacak mısın? Bilmiyorum. Hiç istemiyorum. Hele o ukala Fikret benim yanında olmak hiç işime gelmiyor. Cumartesi günü sinemaya gidecek miyiz? Gideriz istersen. Ya da istersen bize gelirsin, plak dinleriz. Yarın konuşuruz daha iyi. Geliyorlar galiba. Ben yan tarafa geçiyorum. Bakalım mektubun gelecek mi, göreceğiz. Seni de yalnız bıraktık Nilgüncüm. Ne olacak Rona, yabancı mıyım ben? Annem uyuyor mu hala? Uyuyor, hiç rahatsız etmeyelim kadıncağızı. Hadi anne, ben artık gidiyorum. Söylediğim gibi babama her şeyi anlatırsın. Onu da görmek istiyordum ama biliyorsun işte. Biraz daha kalsaydın görürdün. Şimdi neden beni görmeden gitti diye tutturacak. Ne yapayım hayatım, elimde olsa kalırdım. Bana kalsa kapıdan uğrayıp gidecektim. Sana söyledim ya, bu kadar oturmaya bile zamanım yok. Yapılacak yığınla şey var. İşin içinden nasıl çıkacağımı bilemiyorum. İstersen ben gelip yardım edeyim sana. Yok, hayır anne, sen burada kal. Ben şöyle kafamı toplayıp her şeyi hallederim. Ne o Nilgün, sen niye kalktın? Gideyim efendim, bu akşam babam erken geleceğini söylemişti. Eve gidip bir şeyler hazırlayayım. Hem Rona ile bizim eve dek yürümüş oluruz. Peki çocuklar, nasıl isterseniz. Bizler yaşlandıkça kendimizi daha fazla düşünür oluyoruz. Yalnız kalmak istemediğimizden böyle davranıyoruz herhalde. Anneciğim, sen daha yaşlanmadın ki. Hem böyle şeyleri düşünerek kendini üzmeni istemiyorum. Hadi şimdilik hoşça kal, kendine iyi bak. Güle güle yavrucuğum. Şener'e de selamımı söylersin. Kendine iyi bak yavrum. Merak etme sen, geliyor musun Nilgün? Allah'a ısmarladık efendim. Güle güle kızım, güle güle. Müzeyyen neredesin? Buradayım anne, ne oldu, bir şey mi istiyorsun? Yarım bardak su ver yavrum. Göğsüme bir ağırlık çöktü, bastırdıkça bastırdı. Dur sana ilacını da vereyim. Uyudun da belki ondan olmuştur. Uyumaktan olur mu hiç? Rona'ya ne oldu, gitti mi? İnsan babaannesinin elini öpmeden gider mi hiç? Hepsi kendi havalarında. Kimseyi umursadıkları yok. İlacını iç sen. Uyuduğun için seni rahatsız etmek istemedi kızcağız. Sadi nerede? Gelmedi daha ama neredeyse gelir. Ver bardağını da fincanlarla birlikte kaldırayım ben. Tuna da yok ortalıkta. Her şeyi benim üstüme bırakıp gidiyorlar. Rona evlendikten sonra çok değişti. Elinden gelse yanımıza uğramayacak. Çok üzülüyorum doğrusu. Zengin kocaya vardı diye bizleri beğenmez oldu galiba. Bunu da nereden çıkartıyorsun anacığım? Kızcağız yeni evli, yapacak bir sürü işi var. Üç ev arasında ne yapacağını besbelli o da şaşırdı. Bir de bizler üstüne üstüne gidecek aman olursak... Aman benim kimsenin üstüne gidecek halim yok. Şunun şurasında iki günlük ömrüm kalmış. Dünyayı gözüm görmüyor. Anne. Hani ölü çizgili kahverengi bir kazağım vardı ya benim. Evet. Deminden beri arıyorum, bulamıyorum. Bu akşam arkadaşlarla sinemaya gideceğim. Sen sinema düşüncene, şu Fikret Bey'in işine kulak versen çok daha iyi olur. Fikret Bey'in yanında çalışmak istemiyorum ben. O adamdan hoşlanmıyorum. Adamdan hoşlanman önemli değil. Sana 3 ay gayet iyi bir iş verecek. Ama senin çalışmaya niyetin yoksa başka tabii. Ben çalışmak istemediğimi söylemiyorum ki. O adamın yanında çalışmam diyorum. Nasıl istersen öyle yap oğlum. Hem bu konuyu da benle değil babanla konuş. Akşam namazı kaçta okunuyor Tuna? Babaanneciğim, ne bileyim ben akşam namazının kaçta okunduğunu? Kaçta dedin anlayamadım. Bilmiyorum dedim. Sana kaç kere bana böyle bağırma dedim. Görüyorsun hastayım. İnsan bilmiyorum babaanneciğim diye cevap ver. Ne oluyor ya? Eve hırsız girse kimsenin haberi olmayacak. Annen nerede Tuna? Mutfakta galiba. Nasılsın anacığım, iyi misin?
Bir yerin filan ağrımıyor ya. Evde miydin sen? İşe gitmedin mi bugün? Gitmez olur muyum hiç? Gittim tabii. Nasılsın diye soruyorum, iyi misin? İyiyim, iyiyim çok şükür. Benim için üzülme sen, ne olacak, iyiyim işte. Hoş geldin Sade. Az önce Rona orada, hemen gidiyorlarmış. Seni göremediği için çok üzüldü kızcağız. Babamın elini öpmeden gitmek istemezdim dedi. Öğleden sonra damat bey de beni telefonla aradı. Ha, telefon dedim de aklıma geldi. Fikret Bey'e uğramadın mı sen hala? Uğrarım baba, nasıl olsa daha zaman var. Zamanı mı kaldı, adam hemen bekliyor seni. Ha Müzeyyen, bu akşam yemeği erkence yesek. Öğlen bir sürü iş vardı, ağzıma tek lokma koyamadım. Nereye gidiyorsun sen? Arkadaşlarla sinemaya gideceğiz baba. Sinema, seramikçi arkadaşa yardım. Zamanını incir çekirdeği doldurmayacak şeylerle geçirip gidiyorsun. Yarın mutlaka Fikret Bey'e uğramanı istiyorum, anlaşıldı mı? Olur baba, olur. İyi akşamlar, sana da anneciğim. Geç kalma, vaktinde dön. Merak etmeyin siz. Seninle konuşmamız lazım Sadi. Konuşalım. Ne o, bir şey mi var? Tuna yalan söylüyor. Arkadaşlarıyla sinemaya falan gideceği yok. Peki ya nereye gidiyor? Galiba bir kadınla buluşuyor. Bir şeyler yapmalıyız Sadi, çok üzülüyorum. Annem bir yandan, Rona bir yandan, şimdi bir de Tuna çıkarsa dayanamam ben artık. Şuraya bak, neden yüzü sapsarı kesildi öyle? Allah Allah. Anne? Anne! Nabzı da yavaşlamış. Kolonya nerede? Şimdi şuracıktaydı canım. Biraz limon sıkıp versem mi acaba? Yok. Sen biraz kolonya koklatıver. Bak işte orada şişe. Sehpanın üstünde. Ben şimdi gider doktor çağırırım. Günlerce sırt üstü yatmaktan arkalarım yara olacak. İçmem artık o çorbadan Müzeyyen. Durmadan çorba verip duruyorsun. Üf, içim dışım çorba oldu. Bir iki kaşık daha bir şey kaldı, onu da iç, başka vermem. İçim almıyor diyorum, inanmıyorsunuz. Hasta kısmına kuvvetlendirici yemekler verilir. Böyle çorba morba olmaz ki. Sadi nerede? Yukarıda, şimdi iner. Hadi sen başını yastığa dayayıver de istirahat et biraz. İstirahat et, istirahat et. Başka bir şey yaptığım yok ki zaten. Fikret Beyler bize gelmek istiyorlarmış. Şener'den ve Rona'dan kart aldıklarını söyledi telefonda. Bana mı söylüyorsun Sadi? Ne dediğini anlayamadım. Fikret Beyler seni yoklamaya geleceklermiş. Rona niye gelmiyor? Pek hayırsız çıktı. Babaannesini unuttu anlaşılan. Rona kocasıyla Bodrum'da ya anacığım. Burada olsa gelmez mi hiç? Kaç gündür haber yok. Adresini ne bilsem telgraf çekeceğim. Sen yersiz meraklanmalardan kurtul artık. Fikret Beylere telefon açtıklarını sen söylemedin mi? Fikret Beyler onların dostu. Biz de annesiyle babasıyız. Hani anneme neredeyse ben de hak vermeye başlayacağım. Bu kız evlendi, evleneli bizleri boşlar oldu. O ne biçim söz karıcığım? Bugünlerde sinirlerin bozuk olduğu için her şeyi ince eleyip sık dokumaya başladın. Hem unutma, onlar hayatlarının ilk baharını yaşıyorlar, bizlerse son baharımızı sürdürmekteyiz. Arada biraz fark olacak, öyle değil mi ya? Şimdi onların bizden beklediği anlayış. Biz de bunu onlardan esirgemeyeceğiz. Anlayış göstermemi istiyorsan bazı şeyleri öğrenmek isteyişimi normal karşılamalısın. Tabii ki normal karşılıyorum. Öğreneceksin tabii. O halde şu zarfı açmama engel olma. Bak karıcığım, o zarf oğlumuzun adına gelmiş. Onun adına gelen bir zarfı açmamız doğru olmaz. Doğru olmaz demekle neyi kastettiğini anlayamıyorum. Onun geleceğine biz karışmazsak kim karışır? Yoksa Tuna'nın mahvolmasına göz mü yumacağız? Canım, mahvolacağını da nereden çıkartıyorsun? Nasıl böyle soğukkanlı olabiliyorsun, şaşıyorum Sadi. Bir kadınla beraber olduğunu biliyoruz. O kadından mektup geliyor ve sen hala açmayalım diyorsun. Peki başı boş bırakalım da ne isterse onu mu yapsın ha?
Bak Fikret Bey'in yanına hala uğramadı. Tuna bizim çocuğumuz. Onun iyiliğini herkesten fazla biz isteriz. Tabii isteriz. Ben de bunun tersini söylemiyorum ki zaten. O halde zarfı açmama engel olmamalısın. Eğer açarsak çocuğu kırmış oluruz. Neden anlamak istemiyorsun? Bize olan güveni yok olur. Tuna erkek. Hem öyle artık küçük de sayılmaz değil mi ya? Onun yaşındaki çocukların pek çoğu başka kentlerde okuyor. Ailelerinden aylarca uzakta kalıyorlar. Kalıyorlar da iyi mi oluyor? Bak görüyorsun işte. Bak bir haftayı geçtiği halde hala Fikret Bey'in yanına gitmedi. Neden? Çünkü kendine güveniyor. Çünkü paranın nasıl kazanıldığını bilmiyor henüz. Başkasının yanında çalışmanın ne demek olduğunu bilmiyor. Bunları ben de biliyorum Sadi. Fikret Bey'in yanında çalışmasını en az senin kadar ben de istiyorum. Fakat bu mektup işi başka. Eğer bu zarfı açmayacak olursak çocuğun başı yanar, istikbali söner Sadi. Hadi canım, hadi canım. Annelerin erkek çocuklarını kıskandıklarını söylerlerdi de inanmazdım. Nasıl böyle konuşabiliyorsun? Seni duyan da onu bir başkasının çocuğu sanır. Çocuklar, neden bu odanın içi karanlık böyle? Bir de titreme geldi. Hava mı soğuk? Yoksa ben mi üşüyorum? Sırtın açılmış da ondan üşüyorsun anacığım. Şu battaniyeyi şöyle sıkıştırırsak, he? Olur işte. Nasıl, böyle iyi mi? İyi evladım, teşekkür ederim. Ömrüne bereket. Müzeyen nerede? Buradayım anneciğim, yanındayım. Peki yavrum, peki. Merak ettim de ondan soruyorum. Tahsilini tamamladıktan sonra ne yaparsa yapsın, dizimin dibinde oturtacak değilim ya. Kız arkadaşları da olacak tabii. Dolaşacaklar, eğlenecekler. Anlıyorum. Gerçi bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu ama şimdi bizim var. Bizim zamanımız diye benim yanımda söyleme bari. Yalan mı söylüyorum? Ha? Ben de genç olmadım mı? Benim de arkadaşlar edinmeye, gezip tozmaya hakkım yok muydu? Ama eve kapattılar bizi. Bir yere çıkacak olsak ne yapıp yapar yanımıza mutlaka birini takarlardı. O halde oğluna kızmaya hakkın yok. Eğer ona güveniyorsan bırak da biraz serbest yaşasın. Hayatı öğrensin. Sonunda da acı çekmesin. Güzel diyorsun. İşte ben de sonunda acı çekmemesi için mektubu açalım diyorum. Oğlunu kendine düşman edeceksin Müzeyyen. Onun sana olan güvenini yok etmenden korkuyorum. Mektubu kim attıysa attığını söyleyecek. Bulamayınca da mesele çıkacak. Mektubu açıp hesap sormaya kalkarsan başka bir durum doğacak. İyisi mi? Bırak uzaktan izleyelim. Böylesi daha iyi. Senin kadar geniş adam görmedim. Dünya batsa kılın kıpırdamayacak. Senin gibi her şeyi kötü yanından almıyorum. Hepsi o kadar. Olaylara daha iyimser gözle bakıyorum. Hadi hadi bırak bu düşünceleri de bir kahve yap içelim. Ya bak işte oğlun da geldi. Nasılsın baba? Ne haber anne? Ha, sizler bir şey söylemeden ilk haberi ben vereyim. Fikret Beyler birazdan bize gelecekler. Kim söyledi? Fikret Beyefendi kendi ağızlarıyla söylediler. Ne zaman gittin Fikret Bey'e? Sokakta rastladım babacığım. Karısıyla birlikte dolaşıyorlardı. Tiyatroya gideceklermiş galiba. Ama daha önce bize uğramayı düşünüyorlarmış. Şu ortalığa bir çeki düzen versek. Annem de gidip odasına yatsın bari. Saat kaç? 4:10 geçiyor anne. Tuna buraya gel de yardım et bana. Babaannenin odasına alalım. Peki baba. Şöyle biraz dur da kaldıralım seni anne. Ne oluyor? Yere mi gidiyoruz? Odana götürelim de orada yat. Doktor mu gelecek? O doktorun bana hiçbir faydası olmadı Sadi. Baksana durmadan uyuyorum. Ay, vücudumun her yanı kırılıyor. Ay, durun yavaş hadi. Canım. Ay. Hadi baba. Bu oğlanda hiç merhamet yok. Kuvvetini bende deniyor sanki. Ne yapayım babaanne? Tutmayayım mı yani? Tutmadan nasıl kaldırırım? Ay, hadi of, sen de cevap verme işte. Git şöyle koluna. Aman. Sonra köşedeki pastaneden bir şeyler altına. Ay utanılacak bir misafir gelmiyor. Görsün elim ayağım birbirine dolaşıyor. Ne de utanılacak ya? Sanki İngiltere kraliçesiyle kocası Philip evimizi şereflendirecekler. Yahu sen herkese laf yetiştirmeyi bırak da önüne bak. Görmüyor musun? Kadıncağız zar zor yürüyor zaten. Tamam babacığım, tamam merak etme sen. Ettiniz vallahi. Ben de güceniyordum. Şener'le Rona gitti gideli Fatoş Hanım bize hiç uğramadı diyordu. İnanın aklımız hep sizde efendim.
Fikret'in de bu aralar işleri pek yoğun. Tabii canım, elbette. Müzeyen sizleri sevdiği için böyle söylüyorum. Severim tabii. Fikret Bey'le Fatoş Hanım'ın Şener'le Rona'dan hiç farkı yoktur. Ama kinaye etmeden de olmuyor işte. Hem insan sevdiklerine kinaye edermiş derler, öyle değil mi? Valide Hanım nasıllar efendim? Umarım ciddi bir durumları yoktur. Bizlerin yapacağı bir şey varsa... Teşekkür ederiz Fikret Bey. Onunki malum, yaşlılık işte. Bir gün iyi, bir gün kötü. Dün akşam telefon etti Rona. Nasılmış, ne zaman dönüyorlarmış? Dönüşleriyle ilgili bir söz etmedi. Babaannesini sizleri merak ediyor tabii. Sanırım yakında dönerler. Şener işleri olduğunu söylüyordu, değil mi Fikret? Evet, pek fazla kalmazlar herhalde. Gitmişken eğlensinler. Böyle günler hayatta kolay kolay unutulmaz. Bizleri merak edecek ne var? Burada nasıl olsa yürüyor işler. Tuna'ya gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim Fikret Bey. Rica ederim. Ne zaman isterse gelsin de bir şeyler yapalım. Yok mu delikanlı evde? Babaannesinin yanında olmalı. Ben babaannenin yanına gidiyorum Fikret. İzninizle tabii. Ne demek yavrucuğum, elbette. Ben de sizinle geleyim. Geldi. Babaannemin yanındaydım anne. Nasılsın bakalım görüştüğümüzden bu yana? Teşekkür ederim, iyiyim. Fikret Bey de az önce seni soruyordu. Nasılsın Tuna? İyiyim efendim. Gel bakalım, şöyle biraz yanıma otur da konuşalım. Annemin tansiyon ilacını nereye koymuştun Sadi? Dur ben de seninle geleyim de vereyim bari. Fikret Bey'i de yalnız bırakıyoruz. Ya rica bakarsın. Ederim efendim, istirham ederim. Delikanlıyla biraz laflarız biz de. Nasıl geçiriyorsun günlerini Tuna? Okul ne oldu? 2'den 3'e geçtim. Güzel. Bak bu çok güzel. Takıntısızca bu sınıfa kadar gelmen iyi. Üniversitede hiç yıl kaybetmedim ben. Ve bunun çok yararlarını gördüm. Arkadaşlarım kahve köşelerinde otururken ya da edebiyat tartışmaları sürdürürken ben kendimi iş hayatına verdim. Hangi fakülteydi seninki? İktisat. Çok güzel. Tebrik ederim. İktisat ilminin günümüzdeki önemini biliyorsun. Dünyayı iktisatçılar yönetiyor. Öyle değil mi? Ben edebiyat tartışmalarının da yararlı olacağı kanısındayım. Ben bugün bir fabrikayı yönetiyorum. Neden? Çünkü zamanında, yani senin yaşlarında kendimi bu hedefe yönelttim. Yaşamak için günümüzde tek şey geçerli delikanlı. Para. Eğer edebiyatın para sağlayacağına inansaydım, hiç kuşkusuz en iyi edebiyatçılardan biri de ben olurdum. Hatta belki Nobel ödülü bile alırdınız değil mi? Ödüller çalışmanın ardından gelen değerlerdir. Ben sonradan gelen değerlere değil, yaptığım işin hemen sağlayacağı değerlere önem veririm. Bazı şeylerin felsefesi yapılmaz, çözülür. İnsan çok bilinmeyenli bir denklemdir. Onu anlamak için bu denklemi çözmek yeterlidir. Bu da sizin felsefeniz değil mi? Yani bunları söylerken bir bakıma felsefe yapmış olmuyor musunuz? Hayır, çünkü az önce de söylediğim gibi ben yaşadığım anın sağladığı değerlere önem veririm. Sen de Tuna, parlak bir gelecek görüyorum. Yurt dışına çıktın mı hiç? Hayır. Zararı yok. Henüz çok gençsin, zamanın var. Şener dönsün de bir şeyler yaparız. Sizi yalnız bıraktık Fikret. Rica ederim, delikanlıyla konuşuyorduk biz. Babaanne pek tonton Fikret. Bıcır bıcır konuşuyor. Seni bile unutmamış. Şu çayları soğutmadan içelim çocuklar. Annemin hastalığından dolayı eve de bakamaz olduk. Ne olur kusura bakmayın. Hiç zahmet etmeseydiniz, biz birazdan kalkacağız zaten. Bugün vakit bulduk, bir tiyatroya gidelim dedik. Yolda Tuna'ya rastlayınca bir bilet de ona aldık. Bizimle gelmesine izin verirsiniz umarım. Tuna'ya karşı göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı size ne kadar teşekkür etsek azdır Fikret. Tuna akıllı çocuk. Ona yardım edeceğiz. İleride çok başarılı olacak Tuna. Vallahi bizler bugüne dek elimizden ne geldiyse yaptık onun için. Şurada okulu bitirmeye kaç yılı kaldı, artık çocuk değil. Geleceğini biraz da kendi düşünmeli, öyle değil mi ya? Benden söz açılmaya görsün. Hep suçluymuşum gibi konuşuluyor. Neden böyle konuşuluyor bir türlü anlayamıyorum. Oysa bugüne dek her konuda başarılı olduğumu sanıyorum. Bunun tersini söyleyecek yoktur umarım. Çok sevildiğinin farkında değilsin Tunacığım. Ben böyle senin kadar sevilsem şımarırdım herhalde. Kalkalım Fatoş, trafik sıkışık, geç kalmayalım. Hadi bakalım Tuna, hazırlan sen de. Acele ettiniz Fikret Bey. Yollar biliyorsunuz. Hele arabayı park etmek ayrı bir sorun oluyor. O halde bunu saymıyoruz. Hele bir Ronalar dönsün de tekrar gelir bol bol otururuz. Eksik olmayın yavrucuğum. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık Sadi Bey. Yine bekleriz efendim. Yine bekleriz. Böyle aniden misafir gelince elim ayağım birbirine dolaşıyor. Bugünlerde de ne yaptığımı bilmiyorum.
Rona'lardan da hiç söz etmediler. Canım, ne söylemelerini istiyorsun? Birkaç güne kalmaz dönerler zaten. Tuna'nın işini halletsin de yeter. Onun çalışmaya hiç niyeti yok bana kalsa. Herkesin çocukları 5 kuruş kazanayım diye can atarken bizimkinin karşısına çıkan böyle bir fırsatı umursadığı bile yok. Önceleri öyle olur, sonra alışır. Aldırma sen, her şey yoluna girer. Zil çaldı. Pencereden bakıver, kim geldi? Valide'ye bir göz atayım ben. Biraz da uzanırım belki. Yok yok, kim olacak? Hiç kimse yok. Az önce Fatoş Hanım'la kocası buradaydı, gittiler. Sizi rahatsız etmek istemezdim ama moda mecmualarını ne zaman istersem alabileceğimi söylemiştiniz. Rona gittikten sonra oldukları yerde duruyorlar. Ben bu yaştan sonra moda mecmuası karıştıracak değilim. Öyle demeyin, henüz yaşlı sayılmazsınız. Ben artık bu sözlerle bile avunamayacak kadar yaşlandım yavrum. İnsanın gençlik içinde olmalı derler ya. Benim bunca üzüntü ve sıkıntıdan sonra içimde de bir şey kalmadı. Doğru düşünmüyorsunuz. Böyle düşünmekle kendinizi daha fazla üzersiniz. Düşünmemek elde mi? Evde yaşlı bir hastamız var. Rona'dan günlerdir mektup gelmiyor. Bir de bunlar yetmiyormuş gibi Tuna çıktı başına. Nesi var Tuna'nın? Nesi olacak kızım? Kendinden büyük bir kadınla ilişki kurmuş. Büyüt, yetiştir. Daha okulunu bile bitirmeden bir de bu çıksın başımıza. Sandığınız gibi değildir belki de. Belki biz gençliğimizde şimdikilerin hayatını yaşamadık ama olan bitenleri de anlamayacak kadar da saf değiliz yavrum. Tuna çocuk değil, ne yaptığını biliyordur. Hem sizin de söylediğiniz gibi bugün erkek kız arkadaşlığı gayet normal karşılanıyor. Öyle de olsa yine de dengi dengine olmasının gerçekten mutluluk getireceğine inanıyor musunuz? Sadi Bey ile aranızda 14 yaş olduğundan söz edersiniz. Bu 14 yılın evliliğinize, çocuklarınızın yetişmesine ne gibi bir zararı olduğunu açıklayabilir misiniz? Yaşı büyük olan ben olsaydım belki zararı olurdu. Siz yeniliğe açık, aydın bir kadınsınız. Nasıl böyle düşünebiliyorsunuz? Bunu ancak anne olunca anlayabilirsin. Okuma çağındaki çocuğunun evine mektuplar gelince sen de benim gibi düşünürsün. Mektup mu dediniz? Küçük sarı bir kase olacaktı bizim müzeye. Oh! Hoş geldin Nilgün. Camın yanındaki raftıydı. Dur, sen bulamazsan ben bakarım. Baban nasıl yavrucuğum? Epeydir görüşemiyoruz. Öyle oldu ki insan dostlarını arayıp soracak zaman bulamıyor. Haklısınız, o da öyle. İşten yorgun dönüyor. Yemeği yer yemez de uyuklamaya başlıyor. Bizler artık başka türlü olamayız. Devrimizi kapattık sayılır. İnsanlar ömürleri boyunca gerçekte 2 yaş yaşarlarmış. 1. yaş, 2. yaş. Şimdi bizler 2. yaşımızı yaşıyoruz. Siz gençler de bizlerin arasında üzülüp bunalıyorsunuz. Yok, hayır. Gerçek, benim söylediğim gibi. Hayır demen hiçbir şeyi değiştirmez. Bizlerin sizlerden beklediği şeyler var tabii. Tuna'yı alalım hele. Evin çeşitli sorunları onun genç dimağını bizlerden daha çok yorar, öyle değil mi? Haklısınız. Aynı durum senin için de geçerli. Bu yüzden siz gençlerin bizlerden daha güçlü olmanız gerekiyor. Yaşlılar tecrübeleriyle sizlere yardımcı olacak. Siz de gençliğinizin verdiği güçle doğanın yanıltıcı oyunlarına kanmayıp hayatınızı kurmaya bakacaksınız. Bütün bu gevezelikler seni kızım gibi sevdiğimden olsa gerek. Teşekkür ederim. Sadi, çabuk buraya gel. Ne var, ne oldu? Annem birden ağırlaştı. Her yanı buz gibi, konuşamıyor da galiba. Limonata yapmıştım, onu içireyim dedim, içmedi. Konuşturayım dedim, konuşamıyor da. Hemen doktor çağırmalıyız. Tuna'nın evde olmayışı da... Giderim ben. Her zamanki doktoru biliyorsun değil mi Nilgün? Evi uzakta değil, birkaç kapı aşağımızda zaten. Siz merak etmeyin, biliyorum ben. Hemen gider çağırırım. Belki bir kriz geçiriyordur. Bilemiyorum. Öğlen bir şey yoktu. Yemeğini iştahla yedi. Hatta fazla bile yedi. Doktoru bekleyelim. Bir şey gelmez elimizden. Bekleyelim. Oldu anneciğim. 3 aydır bıkıp usanmadan her gün söylüyorum size. Babaannenin ölümü babanı çok üzdü. Adamcağız biraz kendine gelsin. Üstüne varamıyorum.
İyiden iyiye yalnız kaldık. Senin aklın fikrin Tuna'da. Her şeyin yolunda gittiğini yazıyor işte. Sık sık mektup alıyorsun. Şimdiden burnumda tütüyor. Nasıl dayanacağım bilmiyorum. Önce olsun olsun diyordunuz. Şimdi de çocuğa rahat vermeyeceksiniz. Sakın bir şey yazmasaydın. Yazar mıyım hiç? Şener'in İngiltere'de bir sürü arkadaşı var. Hepsi ayrı ayrı ilgileniyorlarmış. Daha ne? Kimin eline geçer böyle fırsat? Hele okulunu bitirip İngiltere'den bir dönsün, fabrikada yeri hazır diyor Şener. Yani hani darılmayın ama siz kendi kendinize dert yaratıyorsunuz. Şu son aylar neler çektiğimizi bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Bilmez olur muyum? Biliyorum tabii anne. Onun için de dinlenmenizi, bir yerlere gitmenizi istiyorum. Çocuk olma Allah aşkına. Nereye gideriz? Neden? Babam Bursa'ya bayılır. Senin de bir sürü tanıdıkların var orada. Bir otele yerleşirsiniz. Banyoda yapar dinlenirsiniz. Bir yere gidemeyiz biz. Eğer paraca bir sıkıntınız var da söylemiyorsanız darılırım. Yok canım, ne sıkıntımız olacak? Çok şükür geçinip gidiyoruz. Babanın işi de olursa eline toplu bir para geçer, ferahlarız. Ne zaman emekli oluyor? Bir haftadır her gün gidip geliyor. Günümü eksikmiş ne? Önceki çalıştığı yerden çalıştığına dair evraklar alırsa olacakmış. Neden Şener'e söylemedi? O çabucak hallederdi. Babanı tanımıyormuş gibi konuşuyorsun kızım. O her işini kendi yapmak ister. Nilgün uğruyor mu? Ara sıra geliyor. Nişan hazırlıkları yapıyordur. Şener çok iyi bir çocuk olduğunu söylüyor. Muhasebe yardımcısıymış ama yakında şef olacağını söyledi. Arka odanın takımlarını olduğu gibi değiştirdik anneciğim. O senin eski biçim diye beğenmediğin klasik mobilyalardan aldık. Çocukluk zamanımdaki eşyaların şimdi moda olması tuhafıma gidiyor. Sen ne diyorsun? Herkes o eşyalardan alabilmek için bit pazarlarına koşuyor. Anne, sana bir şey söyleyeceğim ama utanıyorum. Ne varmış utanacak kızım? Ne söyleyeceksen söyle bakayım, merak ettim. Üst katta yatak odanızda bir halı var, hani yatağın altında duruyor bükülü. Annemden kalan kırmızı halı. Evet. O halıyı kullanmayacaksanız bizim klasik takımlarla... Onu mu istiyorsun? Size lazımsa almam tabii. Yo yo, oraya öylece koymuştuk şimdilik. Yani bir yere sevecek misiniz? Aman Rona, bazen ahiret suali sorar gibi üsteleyip duruyorsun yavrum. Canım sen de vermeyeceksen lazım de olsun bitsin. Neden vermeyeyim yavrucuğum? Ne hoşuna gidiyorsa al götür. Annelerin hepsi iyidir ama içlerinde en iyisinin sen olduğunun bilmem farkında mısın? Hadi hadi hadi. Yarın akşamki yemekte arkadaşları o odaya alırım. Halıyı da görünce bayılırlar artık. Nilgün de geliyor mu? Çağırdım tabii. Çağırmasam ayıp olur. Aha, bana yardım edeceğine söz verdin, unutma. Erkenden bekliyorum. Unutur muyum, geleceğim. Oo, saat kaç olmuş? Hadi ben gidiyorum. Şener'e söylerim, fabrikadan iki adam gönderip halıyı aldırır. Oh. Hoş geldin Rona. Nasılsın bakalım? Sen de hoş geldin babacığım. Asıl sen söyle neler yaptığını. Sabahtan beri evde olmadığını söyledi annem. Ne dün ne bugün ne de bir haftadır sonunu getiremedim işlerin. Oh. Şöyle bir oturayım önce. Siz niye ayakta duruyorsunuz öyle? Gidiyordum ben. Tuna gitti gideli doğru dürüst gelmediniz. Hadi Şener'in işi var. Sen uğra bari. Geliyorum işte babacığım. Ben geldiğim zaman da sen evde olmuyorsun. Tuna'dan bir kart daha geldi. Sahi mi hani? Ne? İşte az önce postacı verdi. Oku. Sevgili anneciğim, babacığım. Bu size attığım kaçıncı kart oluyor bilemiyorum. Ama artık merak etmeyesiniz diye sık sık yazıyorum işte. Fakülte işi tamam. Ancak daha önce dil kurslarını izlemem gerekiyor. Tabii şimdilik bol bol gezip Londra'nın tadını çıkarıyorum. Ellerinizden öperim. Ablamlara selam. Resim yolla demiştim. Aman anne, vallahi ömürsün. Ne yapayım, elimde değil. Sanki çocuğu savaşa gönderdim. Bırak düşünme artık canım. Ağlıyorsun da ne oluyor? Eline ne geçiyor anlamıyorum. Erkek değil misin işte? Ne de olsa anne gibi düşünemiyorsun. Pekala, pekala. Annemi Bursa'ya götürsene baba, kaplıcalara. Aa, bak bu güzel fikir işte. Şu emekli ikramiyesini alır almaz doğru Bursa. Ne dersin ha? Olur olur. Hele bir al da düşünürüz. Ya düşünürüz filan anlamam ben. Ya evet ya hayır. Evet de olsun bitsin canım. İstersen Tuna'nın yanına bile gideriz. Yeter ki sen iste. Yaşa babacığım. Biri geldi galiba. Daha fazla oyalanmadan gideyim. Ben kapıya bakarım. Ha, erken gelmeyi unutma anneciğim. Hoşça kal babacığım. Güle güle yavrum. Nilgün gelecekti. Ben gidip bakayım. Ben yandayım. Şu kağıtlara bir göz atacağım. Rona'ya bir şey söylemeseydin. Söyler miyim hiç?
Bugün son bir prova daha yaparız. Elbiseniz hazır olur. İşte zaten bir şurasıyla bir de kolatları kaldı. Ah, yaş gününü unuttuğumu sanıyor. Oysa ben bir hafta öncesinden hediyesini bile aldım. Şimdi siz şunu giyin de yeniden bakalım. Evet. Evet. Nişan gününü kararlaştırdınız mı? Evet, haftaya oluyor. Aile arası da yapacağız. Sizleri aileden saydığımızdan ayrıca söylemeye gerek duymuyorum. Eksik olma yavrucuğum. Biz de seve seve geleceğiz. Damadın çok iyi bir çocuk olduğunu herkesten duyuyorum. Evet, gerçekten iyi. Şöyle sağa döner misiniz? Biraz da kolunuzu kaldırın. Geçen gün birlikte dışarı çıktık. Yeni bir eve taşınmamızı, babamın da yanımızda oturmasını istiyor. Çok iyi. İşte bak, sana bir gün söylediğim gibi zamanla her şey yoluna giriyor. Haklısınız. İlk zamanlar belki biraz zorluk çekeriz ama sonra yavaş yavaş her şey düzelir. Düzelir tabii. Ay, boyu biraz kısa oldu galiba. Azıcık şöyle iki parmak kadar daha uzatsak mı acaba? Yok yok, bence böyle çok iyi. Siz de kendinizi iyiden iyiye yaşlandırmak istiyorsunuz. Rona sizi bu elbiseyle görünce çok beğenecek. Sözlüğünde geliyor mu? Evet, birlikte gideceğiz. Şener Bey araya girmeseydi, babamın pek izin vereceği yoktu ya. Baban da fazla oluyor artık. Rona'nın evi yabancı bir yer mi? Hiç kıpırdamayın. Aynayı da şöyle koyayım. Bakın, beğendiniz mi? Çok güzel oldu Nilgün. Çok teşekkür ederim yavrum. Daha da güzel olmasını isterdim ama ne yapalım? Elimden bu kadar geliyor. Neymiş o gelin adayının elinden o kadar gelen? Evde olduğunuzu bilmiyordum. El ele vermiş süsleniyorsunuz. Nedir bu böyle? Nişan hazırlığı mı? Yarın akşam Rona yemek veriyor. Arkadaşlarından saklamış ama yarın onun doğum günü. Benim de unuttuğumu sanıyor olmalı. Ona güzel bir sürpriz yapacağım. Nişan ne zaman Nilgün? Haftaya efendim. Geçen gün babanla birlikteydik. Damat beyi sevmiş anlaşılan, dilinden düşürmüyor. Damat bey iyi de bizim kızımız kötü mü yani? Nilgün gibi bir kıza düştüğüne göre şanslıymış. Araya sözler sokup söyleyeceğimi de unutturdunuz. Her neyse. Karnım acıkınca böyle oluyorum galiba. Durun şu elbiseyi sırtımdan çıkarayım. Şimdi bir şeyler hazırlarım size. Hiç zahmet etmeyin. Oldukça geciktim zaten. Bir bardak çay içmeden bırakır mıyım ben hiç? Evlendikten sonra Rona gibi sen de kaybolursun. Hazır şimdi elimizdeyken biraz yüzünü görelim değil mi ya? Madem bu kadar istiyorsunuz kalayım ama bir şartla. Çayların hazırlanmasına ben de yardım edeceğim, oldu mu? Öyleyse gel bakalım. Doğru mutfağa gidiyoruz. Vallahi inanmam. Peki sonra ne olmuş? Birlikte mi çıkmışlar? Tabii, hem de hemen o cumartesi gecesi. Son gördüğümde kocasının kitapları olan düşkünlüğünden söz ediyordu. Normal şeker, adamcağızın kitaplara düşkün olması çok doğal. Ama her gece her okuduğu şeyi karısıyla tartışmak istiyormuş. Ya, oysa bana başka türlü söylemişlerdi. Toplantı ya da iş görüşmeleri bahanesiyle eve uğradığı yokmuş. Ya. Kızcağız da daha fazla dayanamamış olacak. O yapar da ben yapmaz mıyım demiştir. Deminden beri gizli gizli kimleri çekiştiriyorsunuz öyle? Aşk olsun Fikret Bey. Sanki bizi başka bir zaman herhangi bir kimseyi çekiştirirken görmüş gibi konuşuyorsunuz. Canım ne bileyim ben. Kadınlar bir araya gelince dedikodu yapmadan duramazlar da. Neyin var senin kuzum? Nereden çıkıyor bu benzetmeler böyle? Hangi benzetmeler sevgilim? Dedikodu yapan mahalle kadınlarına benzer bir yönümüz var mı bizim? Pekala pekala, ikiye karşı bir olduğuma göre söz söylemeye hakkım yok. Hatta mutfaktakileri de sayarsak dörde karşı bir. Ay, annenle Nürgün çok yoruldular ona. Gidip bir bakalım mı? Nesine bakacağız şekerim? Annem sigara böreği yapacağım diye tutturdu. Peki iyi anlaşır onlar, aldırma sen. Sahi... Şener ne zaman geleceğim demişti Fikret Bey? Vallahi bana telefon ettiği zaman saat 2:30'a yaklaşıyordu. Ufak bir işim var, sen gitmen hemen geliyorum dedi. Oyalanmamasını söyleseydiniz keşke. Diğerleri de neredeyse gelirler. Herkes burada olacak, Şener yok. Telaşlanmanıza gerek yok canım. Hem herkes bizim gibi erken gelmez. Ama Fikret Bey, Şener'in daha anlayışlı olması gerekmez mi? Bu tür şeylere boş veriyor, olmaz ki canım. Şu Nesin'i tekrar arayayım. Alo, annen evde mi canım? Hadi hemen bekliyorum. Selam şekerim. Ne demezsin? Tabii tabii, onlarsız olur mu hiç? Hem de büyük bir parti. Konkende böylesi hiç görülmemiştir. Oldu oldu tabii. Hadi öperim. Geliyor mu? Nesrin demişler. Fatoşcuğum kaçırır mı?
Gel bir de sen bak şunlara. Of, şu annem de öyle bir işe kalkıştı ki yani. Geliyorum bir dakika. Nesi var bu kızın böyle? Şener gelmedi diye mi? Yok canım. Annesiyle Nilgün gelene dek iyiydi. Sonra birden tuhaflaştı. Neden? Annesinin gelmesini istemiyor mu? Canım biliyorsun onların yanında rahat edemiyor kızcağız. Şimdi biz oyuna falan kalkışacağız. Onlar bir kenarda kalacak. Olmuyor işte ne bileyim ben. Biz de bugün oynamayı veririz olur biter. Darılma ama sevgilim. Sen de bazen öyle tuhaf konuşuyorsun ki. Canım bunun tuhaflık neresinde? Kadını kovacak değilsiniz ya. O da biraz anlayışlı davranamaz mı yani? Kendi arkadaşlarımız arasında toplandığımızı biliyor. Gelemeyeceğini söyleseydi tatsızlık olmazdı. Ah! Nilgüncüğüm nasılsın hayatım? Siz nasılsınız efendim? Teşekkür ederim yavrum. Saygılar hanımefendi. Tuna'dan haber var mı? Var efendim alıyoruz. Sık sık kart atıyor. O da gidince evde bayağı yalnız kaldık. Nilgün'ün de nişanı iyice yaklaştı Fikret. Artık bekarları aramızdan yavaş yavaş siliyoruz. Yoksa bu işte de mi bizimkinin parmağı var Nilgün Hanım? Yok hayır. Fatoş Hanım şaka ediyor olmalı. Börekleri yanlış tabağa koymuşsunuz anne. Hiç o tabağın içine börek konur mu? Annen değil Rona. O tabağın içine ben koydum onları. Ne olacak canım? Ha ona konmuş ha öbürüne ne fark eder? Nasıl ne fark eder Fatoş'cum? Nesrin'in nasıl bir kimse olduğunu biliyorsun. Çok hoş bir vazo Rona Hanım. Deminden beri bakıyorum çok hoşuma gitti. Gerçek bir antika bu. Yok canım o kadar da değil. Sizde çok daha güzellerini gördüm ben. Şener'le ben daha çok basit şeylerden hoşlanıyoruz. Hem henüz bütünüyle yerleştik de sayılmaz zaten. Örneğin şu duvara iki tablo, kitaplığa biblolar. Yavaş yavaş hepsi olur yavrucuğum. Öyle değil mi Fatoş Hanım? Tabii efendim tabii. Yavaş yavaş olacak şeyleri bekleyecek kadar sabırlı değiliz biz. Evlendiğimizden bu yana bunca zaman geçti. Hala evin içinde bir şeyimiz yok. Bence biraz abartıyorsun Ronacığım. Ben şu anda senin bulunduğun yerde olmak için pek çok şey feda edebilirim. Sen hep böylesindir. Her şeyi kabul eder, her şeye sabırla katlanırsın. Ama ben yapamıyorum işte, katlanamıyorum. Suç hep sizde galiba Müzeyyen Hanım. Bu güzel kızı biraz nazlıca büyütmüşsünüz anlaşılan. Herhangi bir anneden farklı büyüttüğüm söylenemez sanıyorum ama... Çocuklar belli bir yaştan sonra nasıl isterlerse öyle oluyorlar. Buna hiç şüphem kalmadı artık. Saat neredeyse bıçağa geliyor. Bardakları koyuyorum masaya. Dur Nilgün ben de seninle geliyorum. Bir kısmı da dolapta. Size yardım edeyim çocuklar. Şimdi bir bastırırlarsa elimiz ayağımız birbirine girer. Benim de yapacağım bir şey varsa söyleyin. Yok hayır anne sen kafi derecede yoruldun zaten. Fatoş'la ben Rona'yı pek severiz Müzeyyen Hanım. Bugün pek telaşlı. Arkadaşları ilk kez geliyor evine. Öyle olsa gerek Fikret Bey. Hayat benim diye baktığım şeyleri benden yavaş yavaş alıyor. Yaşlılığı duymak bu olmalı. Aman efendim estağfurullah durun bakalım da. Teşekkür ederim yavrucuğum. Biz eskiler sevgimizi pek çok şeyle paylaşmayı beceremiyoruz anlaşılan. Bugün buraya davetsiz geldim. Ama az önce ne oldu bilmiyorum birden kendimi öyle yalnız hissettim ki. Oysa bugün için şu sırtında gördüğünüz elbiseyi diktirmiştim. Rona'nın arkadaşlarına ne sıkıcı bir anası varmış dedirtmemek için. Yok yanlış düşünüyorsunuz. Böyle söylerseniz bizleri üzersiniz. Tuna'nın Avrupa'ya gidişi, Rona'nın evden ayrılması sizi gereğinden fazla etkilemişe benzer. Evet haklısınız öyle oldu galiba. Size Tuna için göstermiş olduğunuz yakın ilgi için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Söyledim. Bundan söz etmeye bile değmez. Sizlere yardımcı olabilirsem sevinirim. Eksik olmayın. Sizlere iyi eğlenceler dileyim. Gidiyor musunuz? Evet. Fikret Bey sizi Fatoş abla çağırıyor. Geliyorum Nilgün. Ne oldu? Siz nereye gidiyorsunuz? Ben kalmayacağım. Olur mu hiç? Rona! Bu kadar hazırlık yaptınız. Hem biz sizi yanımızda görmek istiyoruz. Rona'nın sözlerine gücendiyseniz... Yok yok hayır. Hiçbir şeye gücenmedim ben. Rona duymadı galiba. Gidip çağırayım. Hayır hayır. Hiçbir şey söyleme ona. Çağırma. Bugün onun yaş günü hediyesini vereceğim konuşurum ben. Seni evde bulamayacağımı sanıyordum. Bu saatte nereye giderim ben? Hem sen ne arıyorsun burada? Ronalarda olmayacak mıydın? Geldim işte. Anne o yoksa gelişime memnun olmadın mı? O nasıl söz karıcığım. Şimdi seninle baş başa güzel bir yemek yeriz. Hem biliyor musun ne zamandır güzel bir yere gitmemiştik. Paramız olunca gideriz. Paramız oldu. Bak şu gördüğün siyah çantanın içi para dolu. Hallettin mi işini?
Ne zaman verdiler parayı? Bugün. Öğleden sonra her şey bitti. Şimdi karşında duran şu adam karısıyla birlikte gençlerin yapamadığı tek şeyi yapacak. İkinci yaşını yaşayacak. Bırak çocukluğu Sadi. Ya olmaz. Böyle güzel ve şık bir kadını evde tutamam. Program önce dışarıda güzel bir yemekle başlamalı. Yalı'nın radyo için yazdığı İkinci Yaş adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Ejder Akışık, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: Müzeyyen Ümit Sergen, Sadi Erol Kardeşici, babaanne Macide Tanır, Tuna Alev Sezer, Rona Arsen Gürsap, Nilgün Zuhal Yöntem, Fatoş Elçin Şanal, Fikret Selçuk Yöntem.